El emeği göz nuru, halıdan söz ediyoruz, halı sanatımız ve 2500 yıl önce Altay Dağları, Ergenekon Geçidi, Hun İmparatorluğu'nun kurulduğu bölge, Pazırık Kurganları diye bildiğimiz dünyanın ilk halısı, en eski halısı. O halının bulunduğu kurganlardan, Altay Dağları'ndan yola çıkarak Anadolu'ya geldik ve Hereke halısı ile ilgili araştırma yapıyoruz. Şu anda da dünyanın en ince halısı elimizde. Halıyı dokutan iş adamı ki halı 17 Ağustos 1999 depreminden hemen önce bitti değil mi efendim? Evet. Tam 5 yıl sürdü. Ve bu halının dokunduğu şu an İzmit Hatıpköy'deyiz ve birazdan da halıyı dokuyan hanımefendiyle tam 5 yıl halıyı dokuyan hanımefendiyle söyleşi yapacağız. Adım İbrahim Aslan. Küçük yaştan belli bu halıcılığın içinde yetiştim, uğraştım, çalıştım ve dedim ki kendi kendime bu halının en ince, en şey bizim ince nasıl olur, nasıl yapılır? Bunlarla ben çok uğraştım ve nihayet malzemelerini temin ettikten sonra Nuray Kıvanç isminde bir hanım arkadaşımıza yapalım mı, yapalım mı, yapmaz mı mücadelemizi verdik sağ olsun. Elinden gelen gayreti göstererek ortalama 1 santimde 1024 düğüm olmak şartıyla 32 x 32 veya 33 x 33 ebatında 50'ye 75 bir ebatında bir halıdır. 95 yılında ürettim ve 20 senedir de aşağı yukarı elimde şu anda. 5 senede üretildi. Deprem geçti. Kızımız bırakmak istedi. Yapamayacağım dedi. Teller koptu. Uğraştı sağ olsun. Elinden geldiği kadar çalıştı ve bu halının çıkmasına sebep oldu. 3 milyona yakın ilmek var. Koza'dan yapılmış orijinal ipek. Türkiye genelinde Ankara'da, İstanbul'da, Tokyo'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da bir sürü sergiler yaptık. Hereke halıcılığının reklamını yaptık. Pazarlarını yaptık. Çok mallarımız heba oldu. Tezgahlar öyle yarım kaldı. Halıcılık bitti. Karabursa halı satılırdı. İlle bana çıkan halını bana verdiği esnaf, tüccar, araç, dost sipariş verirdi. Şimdi hiçbiri kalmadı. Anadolu'dan bir sürü on binlerce tezgah sırf bu işten para kazanırdı. Vatandaş bu işten geçimini sağlardı. Hala boş zamanlarımda desen çıkarmaya uğraşıyorum. Hanım kızıyor. Neden diyor daha uğraşıyorsun diyor. Ya hastalık diyorum. Sanat hastalığı. İnanır mısın? Şu halıyı modeli yaparken çiçekler, güller benimle konuşurdu. Ben buraya yakışmadım. Ben buraya olmuyorum. Beni kaldır benim yerime şöyle bir gül koydurdu. Halı ortada. Bazıları diyor işte 40'lı var, 50'li var. Hani santimetresinde şu kadar düğüm olan halı var diyor ama küçük. Bu ebatta büyük 50'ye 75 ebatında büyük bir halı zannetmiyorum yoktur. Ben Nuray Kıvanç. 71 yıldan beri ipek halı dokucusuyum. Kalabalık bir ailenin en büyük çocuğu bendim. Babam yetiştiremediği için beni kursa verdi ilkokulu bitirdiğim an. Sonra devamlı orada ara vermeden çalışmaya başladım. Yıllarca kursa çalıştım. Evlendikten sonra evde devam ettim. Evde de İbrahim Bey'e daha öncelerden halı yapmıştım. Bu fikrini ortaya attı bana yapabilir miyiz? Bir deneyelim dedik ama büyük bir zorluklarla, amaçla meydana çıktı. Bu halı birden meydana gelecek bir şey değil. Kademe kademe, yıllarca verilen bir emekle. İlk önce onlu dediğimiz ipek halıdan başlanılıyor. 12'li, 14'lü, 16'lı, 20'li derken 32'liye kadar hedefimize ulaştık. 20 yıl devamlı çalışmanın üstüne en son olan bu 5 yılda meydana geldi. Sabah 8'de eşimi işe gönderiyordum. Çocuklarımı okula başlıyordum. Akşam 9-10'a kadar hiç aralıksız. Arada bir yemek saatim oluyordu. O şekilde 5 yılda bitti. Sabah kalkıp başını akşama kadar başında. Şu an 3-4 yıldır görmedim bu halıyı. Çok duygulandım görünce, özlemişim. Bu halıdan sonra istedim ki bir eğitici olayım. Çok kişiler ekmek yesin. Başında öğretici olarak bir destek gelmeyince ben de tekrar işe girdim. 15 yıldır çalışıyorum. İşimden yüksünmüyorum. Onu da severek yapıyorum ama sanatımı yapmak çok isterdim. Kocaeli Üniversitesi'nde düğüm atma yarışması oldu.
Her patron kendi işçisini getirmişti, başlarındaydı. Tabii ki benim de başımda İbrahim Bey vardı. 10 kişi katılım oldu. Özel seçilen kişilerden birinci geldim, belge aldım. Bir daha kimse bunu yapabileceğini zannetmiyorum. İnce halı yapanlara çok duydum ama küçük bir ebatta. Bu şekilde bu sabrı kimse gösteremez. Bir yerde bir kurs açılsın, başında eğitici olup bir ev hanımları ekmek yesin bu işlerden. Önceden çok vardı. Bizim patronlarımız köyümüze gelir, işçi için böyle ev ev gezerlerdi. Ama şu an istesen de, çünkü satış olmadığı için yaptıran yok. En azından şu halım Türkiye'de kalsın. Yurt dışında duyuyorum. İbrahim Bey söylemiyor ama talepler varmış. En azından biz bir gidip görürüz, Türkiye içinde kalsın. Değerli izleyenlerimiz, bir devre alem programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zaman hızla geçti. El emeği göz nuru ipek halımızı araştırıyoruz. İpek halının yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, bu el emeği göz nuru sanatımızın yeniden yaşatılması için çalışmalar yapıyoruz. Bir başka devre alem programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.